I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down. Hoş geldiniz diyorum. Kurumsal iletişim koordinatörü olarak. Hepiniz için hayırlı sonuçlar diliyorum. Katır tanıtımını izlediniz. Diğerli hocalarım da birazdan etkinliği başlatmak üzere saati verecekler. Diş Hekimliği Fakültesi'nden Davut Hocam. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim Şeyda Hocam. Ben Deniz Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Davut Çelik. Bugün sizlere Karadeniz Teknik Üniversitesi tanıtım ve tercih günleri kapsamında yapılan toplantılardan ilkini gerçekleştireceğim. Bunun için öncelikle bir kısa sunumum var. Burada çeşitli bilgilendirmeler gerçekleştireceğim ve sonrasında da sorularınızı alacağım. Ekranımı paylaşıyorum. Ekranımı görebiliyor musunuz? Geldi hocam, görebiliyorum. Tamam, teşekkürler. Evet değerli konuklar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 17 Haziran 2003 yılında kuruldu. Ve mevcut olan şu anda 110 Diş Hekimliği Fakültesi 2022 YKS'ye göre bunlardan 63'ü devlet, 25'i vakıf, 6'sı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 1'i Kazakistan Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere. Mevcut fakültemiz 20. Diş Hekimliği Fakültesidir ve oldukça eski bir diş hekimliği fakültesi haline gelmiştir. Klinik hizmetlerimiz 2005 yılında, lisans eğitimimiz 31 öğrenciyle 2006 yılında başladı ve 19 Eylül 2007'de doktora eğitimine başladık ve 2011'de diş hekimliği uzmanlık sınavı çıktıktan sonra da artık uzmanlık eğitimi gerçekleşmeye başladı. Üstünlüklerimiz neler? Bir kere Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma üniversitesi olması nedeniyle oldukça üstün bir hale geçmiş durumda. Köklü bir tıp fakültesi ve ona bağlı hastaneyle komşu olmamız, aynı kampüste olmamız bizim için, sizin için oldukça büyük avantaj teşkil edecek. Doğu Karadeniz bölgesinin ilk diş hekimliği fakültesi olması, hasta ve eğitim açısından herhangi bir sorun yaşamamamız bu oldukça eğitim için de büyük bir üstünlük. Üniversitemizin teknokentinin olması araştırmaya yönelmek isteyen öğrencilerimiz için çok büyük avantaj. Ve şehrin bu bölgedeki önemli üstünlükleri, yakın bir havaalanının olması, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongre düzenleyebilecek fizik imkanlara sahip olmasını gösteriyor. Akademik personel sayımıza gelecek olursak, şöyle oldukça portföyümüz gelişmeye devam ediyor.
Profesör ve doçent sayımız, profesör sayımız 10'u buldu. Doçentimiz 5 ve doktor öğretim üyemiz de 11 olmak üzere. 26 öğretim üyemiz, 3 tane uzmanımız var ve 95 de araştırma görevlimiz mevcut. Burada şöyle bir araya girmek istiyorum. Neden? Çünkü akademik kadromuz oldukça güçlü ve de gördüğünüz üzere doçent profesör sayımız da oldukça fazla artık. Bu güçlü halimizi gösteriyor. Biz bölge açısından hani biraz daha böyle taşraya yakın olduğumuz için tercihler maalesef öğrenciler tarafından bu dikkate alınarak yapılıyor. Ama işte daha işte batı dediğimiz İzmir, Kocaeli gibi üniversitelerde, İzmir'de Ege Üniversitesi dışında işte bulunan, örnek verecek olursak Demokrasi yeni kurulan, 9 Eylül yeni kurulan, bunlarda öğretim üyesi sayısı çok minimum seviyelerde arkadaşlar. Bazı bölümlerde öğretim üyesi bile yok aslında. Fakat işte batıya yakın olduğu için öğrenciler daha kolay şekilde yazabiliyorlar ve tercihlerde de yukarı sıraya çıkıyor. Kesinlikle bunu eğer tercih yapacaksanız bir kere akademik personel niteliğini ve sayısını iyi değerlendirip ona göre tercih yapmanız çok önemli. Neden? Çünkü işte o üniversitelerimizden mezun olanlar, vakıf üniversitelerinden mezun olan arkadaşlarınız uzmanlık için bize geldiğinde, biliyorsunuz diş hekimliği pratiğe dayalı bir alan. Ne kadar çok pratik yaparsanız, birazdan da bahsedeceğim işte öncelikle başlayan fantom dişlerde, işte modellerde, alçılarda başlayan eğitim sonra hasta üzerine dönüyor. Ve hasta ne kadar çok hasta bakılırsa, hasta üzerinde işlem yapılırsa o kadar elimiz gelişiyor ve tecrübemiz, tecrübe kazanıyoruz. Ve sonrasında da mezun olduktan sonra bu en büyük avantajımız haline geliyor. Şayet bu konuda yeterli araştırma yapmayıp tercihlerde bulunduğunuzda ne oluyor? Evet, işte batıya yakın olsun diye daha çok üniversiteleri tercih ettiğimizde yeterli öğretim üyeleri olmadığında eğitimimiz aksayabiliyor ve yeterli eğitimi alamadığımız zaman da mezun olduktan sonra tabiri caizse sudan çıkmış balığa dönmüş oluyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? O kurs senin, bu kurs benim. Çok yüksek maliyetli kurslara dahil olmaya ve tekrar eğitim almaya çalışıyoruz. Buna hiç gerek yok. Neden? Bizim üniversitemizde, bizim fakültemizde yeterli öğretim üyemiz, yeterli imkanlarımız var ve çok bizden mezun arkadaşlarla da konuşabilirsiniz. Varsa çevrenizde çok rahatlıkla, çok yetkin şekilde mezunlar verdiğimizi ilan etmek istiyorum. Tekrar üstüne basa basa. Devam edecek olursak mezun istatistiklerimiz 2022 Eylül itibariyle 586 diş hekimi, 53 doktoralı diş hekimi ve 117 de uzman diş hekimi. Toplam 170 lisansüstü ve doktora ve uzman mezunumuz bulunuyor. Biliyorsunuz diş hekimliği bir altın bilezik aslında. Diş hekimliğinden mezun olunca işsiz kalma gibi bir durum yok şu an için. Neden? İş imkanları çok geniş. Özel muayenehane imkanı var. Bununla birlikte özel poliklinikler, özel ağız diş sağlığı merkezleri, özel hastaneler, diş hastanelerinde çalışma imkanı son derece geniş portföyde. Bununla birlikte eğer kamu sektöründe çalışmak istiyorsanız ağız ve diş sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, yeni başlayacak olan, kısmen başlayan aile diş sağlığı merkezlerindeki diş hekimi olarak çalışma imkanı, devlet hastanelerinde yine çalışma imkanı oldukça geniş portföy gösteriyor gördüğünüz gibi. Eğer akademisyen olmak istiyorsanız uzmanlık yapabilirsiniz. Diş hekimi uzmanlık sınavına girerek bunu kazanıp uzmanlığa başlayabilirsiniz. Doktora imkanları söz konusu ve buralardan akademik hayata geçiş yapabilirsiniz veya yine özel sektöre uzman olarak, doktora olarak çıkabilirsiniz. Bunların dışında da son dönemde çok popüler olan, biliyorsunuz, yurt dışı avantajları var. Sağlık alanlarından birinden mezun olduğunuzda yurt dışında, özellikle Avrupa, Kanada, son dönemde Amerika'da çok kolaylıkla işte bizim verdiğimiz diplomaların üzerine çok kısa süreli bir eğitimle veya bazı alanlarda, bazı ülkelerde direkt olarak da kabul görerek, sadece dili geçerek eğitime
pardon eğitim ediyorum, iş imkanlarına ulaşabiliyorsunuz. Onun için son dönemde sağlık alanı oldukça popüler, diş hekimliği de tabii ki bunların içinde. Bir diğer özelliğimiz de mezun ettiğimiz, bunun altını çizmek istiyorum, mezun ettiğimiz uzman doktoralı 170 diş hekiminin 50'si şu anda farklı üniversitelerde öğretim üyesi oldular. Bunlardan biri de benim. Ben de yaklaşık olarak 2011'den beri öğretim üyeliği yapıyorum arkadaşlar üniversitemde. Ve buralı olmama rağmen, işte Ankara'dan gelmiş olmama rağmen yaklaşık 18 yıldır buradayım. Araştırma görevliliğimle birlikte, asistanlığımla birlikte. Onun için hem şehri, hem üniversiteyi, hem de diş hekimliği fakültesini gönül rahatlığıyla hepinize tavsiye ediyorum. Peki fakültemizde kaç öğrenci var? Şu an için 601 lisans öğrencisi var, 53 yabancı uyruklu olmak üzere. 84 uzmanlık öğrencimiz var ve 6 da doktora öğrencimiz mevcut. Nasıl eğitim yapıyoruz? Ona kısaca gireyim. Dönem 1-2-3'te pratik ders laboratuvarlarımız var. Bir 80 kişi kapasiteli preklinik laboratuvarımız var ve 52 kişi kapasiteli fantom laboratuvarı. Öğrenim hayatınız nasıl başlayacak? Bizi tercih ettiğiniz zaman, genel olarak diş hekimliği eğitiminde böyle tabii ki. Öncelikle çeşitli modellerde mum, işte sabun ve alçı modellerinde çeşitli figürler ve dişler oyacaksınız ve yapacaksınız. Amacımız hep el-göz koordinasyonunu maksimuma çıkarabilmek. Burada da gördüğünüz gibi örnek fotoğraflarımız var. Asistanlar ve öğretim üyeleri eşliğinde tedavilerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Eğitiminizi gerçekleştiriyorsunuz ilk başta. Ve sonra fantom modeller üzerine, gördüğünüz gibi fantom kafalar sol altta gördüğünüz gibi. Bu sefer ne yapıyoruz? Fantom küçük dişler üzerinde, fantom kafalardaki dişler üzerinde eğitimimiz devam ediyor. Burada yine üst seviye laboratuvarımızdan bir görüntüyü paylaşıyoruz. Burada herkes gördüğünüz gibi fantom kafaları yaklaşıyorlar ve takılmış olan çenelerdeki dişlerde çeşitli dolgular, kanal tedavileri gerçekleştiriyoruz. Protez, protetik faaliyetler, protez gibi işte kaplamalar yapılabiliyor. Öncelikle bu fantom, gördüğünüz gibi fantom dişlerde ve fantom kafalarda, çekilmiş dişlerde çalıştırıyoruz ve sonra 4. sınıftan itibaren kliniğe çıkıyorsunuz. İzole ünitlerimiz var. Yine araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri eşliğinde tedavilere başlıyoruz ve ilk başta dönem 4'te daha basit işlemler ve dönem 5'te ise normal mezun olduğunuzda kliniğinizde yapabileceğiniz bütün işlemleri gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi çekim faaliyeti, çekim işlemleri, tedaviler, kanal tedavileri, dolgular, protezler, tüm mezun olduğunuzda bir diş hekimliği yapacaksa hepsini burada gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Kazandığınızda bir kere 22 Kasım Diş Hekimleri Günü olduğu için bir mezuniyet beyaz önlük giyme töreni yapıyoruz. Mezuniyet değil, pardon. Beyaz önlük giyme töreni gerçekleştiriyoruz. Sürekli olarak çeşitli öğrencilik hayatınız boyunca çeşitli tanıtımlar ve kurslar düzenliyoruz. Gerek biz düzenliyoruz, gerekse işte sponsor destekli hocalar getiriyoruz. Yurt dışı da oluyor bu. Çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Bunu da eklemek istedim. Bir turuncu bayrak mekan değişim, turuncu bayrağa sahip bir fakülteyiz. Burada engelsiz yaşama destek için bu bütün şartları sağlayarak gerçekleştirdik. Bir diş hekimliği kimle tercih etmeli, size bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Bir kere biraz yatkın olmanız lazım. El, göz koordinasyonunuzun biraz yatkın olması lazım. Ama şöyle ki, biz defalarca yaptırdığımız için kesinlikle şevkiniz kırılmasın. Defalarca yaptırdığımız için eliniz eninde sonunda gelişiyor. Sabırlıysanız eğer, hoşgörülüyseniz, bir kere insanlarla iletişiminiz varsa, çünkü hasta ile sonunda hastalarla, insanlarla temasta bulunuyorsunuz ve onlarla iletişime geçiyorsunuz. Onları ikna etmeniz, tedavinizi güzelce yapabilmeniz gerekiyor. Bu nedir? El-göz koordinasyonuyla defalarca tedavi yaptığınızda kesinlikle geliştiriyorsunuz ve sonrasında da bir usta haline dönerek artık tedavilerimizi doktor, hekim hüviyetinde tedavilerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Bizim öğrenci el kitapçımız var. Web sitemize
Burada sağ altta gördüğünüz gibi ayrıca sosyal medya hesaplarımıza da girerek bunu fotoğrafını alabilirsiniz. Direkt olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yazdığınızda da rahatlıkla bizim web sayfamızdan bunlara ulaşarak herhangi bir isteğiniz olduğunda şu an için buradaki bütün adreslerden bize ulaşabilir ve sorularınızı iletebilirsiniz. Direkt olarak bana da bizim sekreterlikten aşağıdaki numaraları bağlatarak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Randevu alabilirsiniz. Gelip fakültemizi gezmek isterseniz gezebilirsiniz. Aklınıza herhangi bir takılan bir durum varsa bu şekilde sorabilirsiniz ya da şu anda da bana sorular yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Sunumum bu kadardı. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için de. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Gerek sohbette yazabilirsiniz veya mikrofonunuzu açabiliriz ve soru alabiliriz. Hocam, Esra Kocamanoğlu galiba bir söz istiyordu ama. Tamam hocam, hemen bakıyorum. Ben mi yanlış gördüm bilemedim. Pardon. Söz iste butonunu tıklayarak yukarıdaki oradan görmemi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda silinmiş mi acaba? Ben de. Yok gibi hocam. Şu anda bir şey göremiyorum hocam. Fatma Hanım. Fatma Zehra. Buyurun, sorunuzu alabilirim. Merhaba. Merhabalar. Bayağı bir araştırma yaptım ama internette akredite hakkında bir şey bulamadım Katü'de. Ama akreditasyon. Yeni geleceğini falan söylediler. Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii vereyim. Biz de Türkiye'deki diş hekimliği fakültelerinin akreditasyon, diş hekimliği fakültelerinin lisans, biz lisans üstü eğitimde veriyoruz tabii ki. 5 yıllık olduğu için. Akreditasyon 2 yıl önce bir dernek kuruldu ve yeni başladı. Biz de akreditasyonu başvurumuzu yaptık ve şu an için dosyamız değerlendirmede. En geç önümüzdeki yıl şu an için jüri değerlendirmesinde. Onun sonucunu bekliyoruz. En geç önümüzdeki yıl çok büyük ihtimalle akredite olmayı bekliyoruz. Peki, teşekkürler. Ayrıca yeni bina yapılıyormuş sanırım ama ünitelerin falan taşınmasında mı sıkıntı olmuş tam bilemiyorum. Yeni binaya geçim olacak mı yoksa eski binada mı öğretim göreceğiz? Şöyle, yeni binayla ilgili bazı sıkıntılarımız oldu. Fakat bu yıl onu çözüyoruz. Çok büyük ihtimalle önümüzdeki yıl yeni binanın çünkü %82'si tamamlandı. Ve içinin de malzemelerin tamamlanması önümüzdeki yıl da devam eder. Ve 2025 yılı Eylül gibi eğitim orada devam edecek. Şu an için öngörümüz o şekilde. Peki. Çok fazla sorum var aslında ama sorsam... Tabii alabilirim hepsini. Vaktimiz var. Mesela... Hani bunu söyleyen ne kadar doğru bilmiyorum ama çok fazla zorladıklarını duydum hani hocaların. Ve hani bir sürü yerde çok zorlu mu geçiyor dedin? Anlayamadım. Çok zorluyorlarmış gereksiz bir şekilde. Mesela işte 80 kişinin 80'i de kalmış falan hani bütçe. O şekilde hani. Ve hani acaba mesela Ordu gibi bir üniversiteyi tercih etmem mi daha doğru olur? Yoksa kötüyünü tercih etmem hani bu kadar zorlamaları... Bana katkı sağlıyor mu? Yoksa hani mesela DUS'a hazırlanacağız sonuçta mesela 5. sınıftan sonra. Ama hani bana hazırlanmam da hani mesela hazırlanacağım. Bana hani yardımcı mı olacak yoksa engel mi olacak? Hani zorlayacak mı beni? Hani bana bir katkısı olacak mı? Nasıl olacak bilemiyorum hani. Çok zorladığını duydum çünkü herkesten. Anladım. Şöyle aslında...
Biliyorsun, takip ediyorsan eğer bir pandemi 2020 sonrası zaten 2020, 21, 21, 22 iki yıl boyunca neredeyse uzaktan eğitim oldu. Sonrasında da çok üzgün olduğumuz bir deprem yaşadık bu yıl ve yine online'a dönmek zorunda kaldık. Tabii ki pratik eğitim verdiğimiz için ve bu pratik eğitimin gerçekleşebilmesi için de klinik uygulama dersleri bu yıl tabii ki yüz yüze devam etti. Bu yıl işte bu geçmiş 3 yıl boyunca online eğitim nedeniyle aslında çok kolay online sınavlar biliyorsunuz daha kolay şekilde geçilebiliyor. Aslında çok zorlanmadı. Bu yıl işte o nasıl söyleyeyim o gevşekliğin aslında verdiği bir rahatlama, bir rehavet vardı. Bu yıl tabii ki klinik dersler yüz yüze olduğu için onların sınavları da yüz yüze olunca biraz zor gelir gibi oldu aslında. Biraz rehavetten kaynaklanıyor. Normal aslında normale döndük biz. Bizim için normal bu durum. Fakat öğrencilerimiz hani bu duruma alışmakta biraz zorlanıyorlar. Ama sonuç olarak çok zorladığımızı düşünmüyoruz. Bir normale çektik sadece bir seviyeyi. Daha üst seviyelere çıkarmadık. Sadece normal seviyedeyiz. Onun için çok zorlamak amacımız zorlamak değil. Amacımız öğretmek. Çünkü burada hekim olarak mezun oluyorsunuz. Yani hekim ne demek? İnsan sağlığını, insanın sağlığını en üst seviyede tutacak. Bu bilgilerle donanmış olması gerekiyor kişinin. Bu nedenle de tabii ki belli bir seviyede eğitim almak gerekiyor. Pratik kazanmış olmak gerekiyor. Ve bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi birazcık o normal seviyede zorlanınca mezun olduktan sonra bunun avantajını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradan mezunlarımızdan geri dönüşleri aldığımızda her zaman için bunun avantajını yaşadıklarını görüyorlar. Çünkü mesela diş hastanelerinde çalışan mezunlarımız var bizim. Ve oradaki arkadaşlarımız diğer okullardan mezun olanlarla karşılaştıklarında ne kadar zorlandıklarını ama bizimkilerin o zaman işte tedavilerin hepsini yaptıkları için burada biraz zorlanıp ileride ne kadar rahatladıklarını her zaman defalarca gelip bize tekrar tekrar söylüyorlar. Bu avantaj söz konusu. Uzmanlık sınavına gelince uzmanlık sınavı tabii ki ona yönelik bizim sınav sorularımız da oluyor. Ve orada da hazırladığımızı düşünüyoruz. Tabii ki burada da yardımcı oluyor bu tarz teorik anlatımlarımız ve teorik sınavlarımız. Bunu sadece biz normal seviyeye çekiyoruz aslında. Anladım aslında. Açıklayınca mantıklı geldi. Doğru diyorsunuz. Şey bir de acaba kurul komite sistemini de açıklayabilir misiniz? Mesela hani Kadıköy'de sanırım öyleymiş ama üniversiteden üniversiteye değişiyormuş hani vize final kurul komite diye. Ya tam Evet. anlayamadım açıkçası hani. Biraz Şöyle, açıklarsanız da tabii okuyayım. hemen açıklıyorum. Birinci ve ikinci sınıfta tıp derslerimiz kurul şeklinde oluyor. Yani bir paket program gibi düşün. 4-5 tane tıp fakültesi dersi var. İşte dönem 1'de 4 tane olmak üzere, dönem 2'de 5 tane olmak üzere 1 ya da 1,5 aylık kurullar oluyor. O kurulda diyelim ki birinci kurulda ne anlatıyoruz? İşte insan vücuduna giriş diye düşün. Onunla ilgili olan kısımlarla çeşitli 5-6 bölümden dersler anlatılıyor. Ve onun sonucunda da bir kurul sınavı oluyor. Sonra ikinci kurul başka bir diyelim ki başla ilgili kısım oluyor. Ve onunla ilgili dersler anlatılıyor. Ve orada onun sonunda bir kurul yapıyoruz. Ve en sonunda final oluyor. Dönem 1 ve dönem 2 de böyle. Ve bununla birlikte bunun yanında da birinci sınıfta el manipülasyonunu geliştirmek için bir ders var. İkinci sınıftan itibaren de yavaş yavaş diş hekimliği dalları da dahil oluyor basit bir şekilde olacak olmak üzere. Ve üçüncü sınıftan itibaren de daha fazla pratiğe yönelik dersler ama bununla birlikte yine tıp fakültesinden aldığımız desteklerle işte farmakoloji gibi ilaçlara yönelik, patoloji gibi yine dokulara yönelik derslerden de destek alıyoruz.
Birinci ve ikinci sınıfta kurullar şeklinde oldu ve öğrencilerimiz daha öncesine göre biraz daha üçüncü sınıftan itibaren daha rahatlıyorlar. Bir ve ikiyi pakete dönüştürdük çünkü. Ve de hem de bir alana yönelik eğitim alındığı için daha aktif oluyor. Ve bu zaten her üniversitede, her fakültede olmamakla birlikte çoğunda yavaş yavaş bu sistem uygulanıyor. Çünkü hem öğrenciye daha fazla vakit ayırmış oluyoruz. Boş vakit kalıyor, çalışma vakti ve sosyal vakit kalıyor. Bunun için bu dönüşümü sağlamış durumdayız. Kurul sistemi böyle. İlk iki sınıfta kurullar var. 3, 4, 5'te ise dersler ayrı ayrı işleniyor. Ders geçme bizde sınıf geçme şeklinde uygulanıyor. Yani alttan ders alma yok. Ama diş hekimliğinde zaten çekirdek eğitim programında böyle bir durum yok. Yani hiçbir fakültede alttan ders alma olmaz. Zorunlu dersler. Seçmelileri alttan alabiliyorsun. Onun için diş hekimliği eğitimi tabii ki biraz daha çetrefilli ama mezun olunca da iş imkanları çok fazla. Hemen mezun olur olmaz çalışmaya başlayabiliyorsun. Bu avantajı var. Önemli olan bir hekim olarak, hekim nosyonunu kazanmış olarak mezun olabilmek. Bu güveni kendine alabilmek. Bu da tabii ki çalışarak ve pratik yaparak gerçekleşiyor. Buna yönelik sürekli olarak hizmetlerimiz devam ediyor. Değişimlerimiz oluyor, güncellemelerimiz oluyor. Ayrıca işte mezun olan öğrencilerimizden gelen isteklere göre de eğitim öğretim programlarımızı, yönetmeliğimizi güncelliyoruz. Geçmişte de bunu yaptık. Teşekkür ederim. Daha fazla açıklamamı ister misin? Yok, çok teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim. Teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim soruların için. Evet. Bir başka sorusu olan var mıydı? Bize ayrılmış olan bir süre var. Bu süre içinde aklınıza gelen soruları alabilirim. Herhangi bir şey sorabilirsiniz tabii ki aklınıza takılan. Diş hekimliği eğitimiyle ilgili bu arada ben isterseniz biraz bilgi de vermeye devam edeyim. Diş hekimliği eğitimi az önce de bahsettiğim üzere oldukça pratiğe yönelik bir alan. Ve hep bu geçmişte de bu şekilde oldu. Bizde de aynı şekilde fakat güncelleyerek devam ediyoruz. Zor bir alan biliyorsunuz. Eğitimi biraz daha zor çünkü hem pratik hem teorik dersler var. Biz bunu biraz daha öğrenciye vakit ayırabilmek için daha sadeleştirmeye çalışıyoruz. Tıp fakültesindeki öğretim üyesi arkadaşlarla da tıp eğitimi ana bilim dalından da destek alıyoruz. Burada teşekkür ediyorum huzurlarınızda yine onlara. Onlarla birlikte sürekli bir güncelleme içindeyiz. Amacımız hep tabii ki daha nitelikli ve daha nasıl söyleyelim, daha böyle hekim olarak yetiştirebilmek sizleri. Bunun için de mümkün olduğunca eğitim sistemimizi güncellemeye devam ediyoruz. Fakültemizde ayrıca hasta hizmetleri de var ve hasta hizmetlerinde de hastalarımızı da her zaman için diyelim ki en üst seviye ülke Amerika olarak görülüyor biliyorsunuz hepimiz de bildiğimiz gibi. Amerika'da oradaki fakültelerde nasıl bir eğitim veriliyorsa ve nasıl hastanecilik yapılıyorsa bizde de o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve hastanecilik hizmetlerimizde de teknolojik olarak o altyapı tamamen sağlanmış durumda. Bunlara örnek olarak çok üst seviye cerrahi müdahaleler yapılabiliyor. Bununla birlikte
İşte operasyon mikroskoplarımız var, lazerli cihazlarımız var. CAD/CAM dediğimiz yine lazer taramalı cihazlarımız söz konusu. Ve bunlarla modern seviyede tedaviler yapıyoruz. Tabii ki bu bölgede eski olmamız ve uzun işte geçmişe sahip olmamız nedeniyle her ne kadar işte komşu şehirlerde de yeni diş hekimliği fakülteleri açılmış olsa da sonuç olarak biz en eskisiyiz ve buradan yetiştirdiğimiz öğretim üyeleriyle o kısımlara da destek veriyoruz. Yani bunun için de hala orada öğretim üyesi yetersizlikleri söz konusu. Ve genellikle biz yetiştiriyoruz ve onlara da destek veriyoruz ve oradan devam ediyoruz. Sadece yani aslında lisans eğitimi değil, işte hastanecilik hizmetleri değil, yetiştirdiğimiz uzman ve doktoralı öğretim elemanlarıyla birlikte de bölgeye hizmete devam ediyoruz. Sadece tabii ki bu bölgede değil, başka bölgelerde de diğer işte Akdeniz Üniversitesi olsun, İstanbul'daki birçok üniversite olsun, Kocaeli olsun, oralara da öğretim üyeleri gönderiyoruz arkadaşlar. Bunun dışında söyleyebileceklerim işte neler olabilir? Yeni binadan bahsettik, evet. Yeni binanın kalan kısmının işte restorasyonu devam ediyor. Sonrasında içini malzemeleriyle birlikte bahsettiğim gibi 2025 Eylül gibi inşallah eğitimi öğretimi oraya taşıyacağız ve orada devam etmek istiyoruz. Diş hekimliği fakültelerinin sayısının çok artıyor olması bir dezavantaj olarak görülebilir. Fakat işte yapılan istatistik verilerine göre ise hala işte belli sayıda hekim ihtiyacı devam ediyor. Burada sıkıntı yaşamamızın nedenlerinden biri de şu, işte mezun olan diş hekimleri hep işte batıya yönelmeye çalışıyor. Batıda çalışıyorlar. Bu işte diyelim ki Ankara'nın daha doğusunda ya da Erzurum'a kadar da diyebiliriz. Belki Erzurum'un da daha doğusunda işe olanakları çok daha fazla hem de daha iyi ücretlerle. Fakat insanlar dediğim gibi hep mezun olduktan sonra hep batıya yönelip orada çalışmak istediği için de diş hekimi sayısı aslında hep bir yerde kümelenmiş oluyor. Özellikle mesela İzmir'de çok yüksek sayıda diş hekimi uzman var. Ve hep oraya, o kısma, işte İstanbul, İzmir, daha çok bu bölgelere yerleşmek istiyor diş hekimleri, mezun olanlar. Bu sefer bu taraflarda daha az sayı olabiliyor. Buralarda iş imkanları daha fazla oluyor biliyorsunuz. Daha doğuda, Trabzon'da fena değil çünkü diş hekimi sayısı bakımından. Fakat hala ihtiyacımız var. Ve özellikle bu aile diş hekimliği hizmetlerinin de devreye girmesiyle birlikte diş hekimi sayısı ihtiyacı olacak. Kamuda da aile hekimliği varsa aile diş hekimliği de artık devreye giriyor. Ve bu sayı artacak ve ihtiyaç daha da fazla olacak. Ben konuşuyorum ama herhangi bir sorusu olan var mı diye tekrar bir kontrol edeyim. Sohbet baloncuğuna da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hocam chatte soru var da. Efendim? Chatten soru sorulmuş da size. Tamam, bir bakayım. Diş hekimliği okumak mimarlık gibi çok masraflı mı? Şöyle, diş hekimliği okumak da biraz masraflı tabii ki. Çünkü birinci, ikinci sınıfta ve üçüncü sınıfta bazı malzemeleri almanız gerekiyor. Laboratuvar malzemelerini almanız gerekiyor. Bu hep bizim zamanımızda da böyleydi.
Böyle devam ediyor. Fakat 4. sınıftan itibaren klinikte biz malzemelerinizi karşılıyoruz. Çok küçük bazen ihtiyaçlar olabiliyor. O zaman alabiliyorsunuz. Onun dışında kliniğe çıktığınızda malzemelerinizi şu an için biz karşılıyoruz. Biliyorsunuz ayrıca 5. sınıfta da maaş almaya başlıyorsunuz. Ve bu asgari ücret oldukça bu sene bizim öğrencilerimiz ilk defa aldılar. Ve onlar için oldukça büyük avantaj oldu bu durum. Bu da bence hani 4 yılın sonunda 5. yıldan itibaren bir maaş alıyor olmanız oldukça büyük avantaj diye düşünüyorum. Burs olanakları şöyle, üniversitenin yani bizim bölümümüzde diş hekimliği fakültesi olarak burs olanağımız yok. Bizim ama Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin eğitim bursları var, yemek bursları var. Bunun için oldukça geniş bir portföyümüz oluyor üniversite olarak. Fatma Zehra'ya yeniden el kaldırmış. Ona tekrar söz verebilirim. Tekrardan merhaba. Sormak istediğim bir şey daha vardı da. Erasmus hakkında bilgi alabilir miyim acaba? Bir staj şeklinde, bir de sene içinde duydum. Onlar hakkında biraz bilgi verebilirsiniz. Tabii Erasmus şöyle iki şekilde oluyor. Bir öğrenim hareketliliği, bir de staj hareketliliği. Bizde 2., 3. ve 4. sınıfta olabiliyor. Ortalamanın çünkü bir yılda çıkması için, yıllık derslerimiz olduğu için o şekilde hareket edebiliyoruz. Öğrenim hareketliliği. Bunun yanında staj hareketliliği bizde daha uygun. Yazın 2 aylık stajlara gidiyor öğrencilerimiz. Ve bu staj hareketliliğini kullanabiliyorlar. Onlar için de iyi oluyor. İşte Avrupa ülkelerinde çeşitli kliniklerde çalışıyorlar. Orada gözlem yapıyorlar ve geri dönüyorlar. Öğrenim hareketliliğine de giden öğrencilerimiz oluyor. Bizim Napoli ile ve Makedonya ile anlaşmamız var. Ve bunun dışında eğer hani yazışarak anlaşabileceğimiz, gidebileceğiniz, kabul aldığınız bir fakülte olursa da oraya da gönderme imkanı var üniversitemizin tabii ki. Erasmus faaliyetlerimiz bu şekilde. Daha çok staj hareketliliğini öneriyoruz ama. Eğer öğrenim hareketliliğine giderseniz de bununla ilgili olarak derslerin uyumunun yapılması gerekiyor. Burada da çok büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Hocam, Hülya Hocam siz? Davut Hocam ben de gençlere bir iki bir şey söylemek istiyorum. Rolünüzü çalmak istemem ama. Estağfurullah, tabii ki hocam. Gençler, bir arkadaşımın kızı İstanbul'da güçlü bir devlet üniversitesinde görev yapıyor ve o üniversiteden de mezun. Bu yıl 5. yılı doktorasını sürdürüyor ve bir kuruş maaş almadan çalışıyor. Bizim üniversitemizde siz hocamın da söylediği gibi geldiğiniz andan itibaren 5. yıldan itibaren maaşsız sizi kimse çalıştırmaz. Bundan emin olabilirsiniz. Ve bu üniversitede, bu fakültede alınan eğitim de gerçekten diğer eğitim veren kurumların eşdeğerine bakıldığında onlardan daha güçlü eğitim olduğunu bilmeniz gerekir ki ben bir diş hekimliği fakültesi hocası değilim. Fakat bir ölçebiliyorum. Kariyer Merkezi Müdürüyüm bu arada da onu da söyleyeyim. Bundan sonraki süreçlerde sizlerle inşallah gelirseniz daha çok görüşeceğiz. Ama şundan emin olun ki bu üniversitede, bu fakültede öğrenilmenizi devam ettirdiğiniz sürece bizim bir aile ferdimiz olduğunuzu unutmayın. Hocam bu kadar. Evet hocam, teşekkür ederim. Gerçekten söylediğiniz gibi oldukça güçlü akademik yapıya sahibiz aslında. 10 profesörümüz var, 5 tane doçentimiz var. Bu sayıyı işte İstanbul, Ankara, İzmir dışında yakalayan işte birkaç tane üniversite fakülte var. İşte Akdeniz gibi,
Kayseri gibi biz varız. Erzurum çok eski olmasına rağmen tabii ki onlar da dahil burada. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Tekrar hocam hatırlattığı için de Hülya hocama da teşekkür ediyorum. Gerçekten yani sadece seçiminizi batıya yakın bir fakülte olduğu için yapmayın. Bu sizi sonrasında hayal kırıklığına uğratabilir. Sadece şehir işte örnekler çok açık. Kocaeli verdim az önce. Çoğu bölümde neredeyse hoca kalmamış durumda oldukça ama çok yukarılarda. Yani ilk 10'da tercihte. Bu beni şaşırtıyor mesela açıkçası. İşte demokrasi çok yeni açıldı. Hiç hoca yok. Çoğu bölümde hoca yok. Gidenler de çeşitli nedenlerden dolayı ayrılıyorlar. 9 Eyylül köklü bir üniversite ama Diş Hekimliği Fakültesi yeni. Yeni yeni öğretim üyeleri dahil oluyor ve işte eğitim standartları henüz oturmamış durumda. Öğretim üyesi yok. Klinikleri yani ilk mesela laboratuvar ilk 3 yıldan sonra öğrencilerin nerede eğitim göreceğiyle ilgili şüpheler var. Yani henüz klinikleri hazır değil, hastaneleri hazır değil. Bu tarz durumları mutlaka araştırın. Çok önemli. Bununla birlikte diyelim ki işte Katip Çelebi, aslında Katip Çelebi de İzmir'de ve eski bir fakülte sayılır. Bizimle beraber açıldı ama öğretim üyesi tutmakta zorlanılıyor. Çünkü dediğim gibi bizde iş imkanları çok fazla. Biz mesela akademisyenliğe devam ediyoruz ama burada bizim bir hani tutan durum tamamen faydalı olmak hem bölgeye hem öğrencilerimize hem hastalarımıza. Çünkü bizim hemen işi olanaklarımız çok fazla. Aynı sizde olduğu gibi mezun olduktan sonra kendinizi iyi yetiştirdiğiniz sürece hiç beklemeden direkt olarak çalışabiliyorsunuz. Çok büyük avantajı var bu mesleğin. Bununla birlikte işte dediğim gibi batıda sırf batıya yakın diye şehir işte parıltılı bir şehir diye gözünüzü boyamasın. Burada çok dikkat. Mesela Eskişehir bir öğrenci şehri. Benim de çok sevdiğim bir şehir. Ama orada da Diş Hekimliği Fakültesi bizden yıllar sonra açıldı ve öğretim üyesi tutmakta çok zorlanılıyor. Yani bu önemli arkadaşlar. Alınan eğitim, gerek teorik eğitimler olsun, sonrasında pratik eğitimler olsun, bunu verebilecek kalitede, titirde öğretim üyesini mutlaka araştırın. Laboratuvar altyapılarını mutlaka araştırın. Klinik altyapılarını araştırın. Mesela yine bir örnek vereyim. İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi var. Klinikleri yok. Öğrenciler 3 yılları bitti. 4. 5. yıllarında nerede, hangi klinikte eğitim aldıkları tamamen işte öğrenciler kendileri gidip diş hastanelerinde vesaire staj yapmaya çalışıyorlar. Bunun gibi batıda birçok örnek verebilirim aslında. Yani net örnek veriyorum, çekinmiyorum da. Çünkü bunlar çok açık. Kötülemek amacıyla da söylemiyorum arkadaşlar. Siz net olarak tabloyu size çıkarmaya çalışıyorum aslında. Buna çok dikkat edin tercihlerinizi yaparken. Bu veriler çok önemli. Eğitimin standartize edildiğinden kesinlikle emin olun. Ve bunu tercihinizi yaparken kesinlikle bu tarz durumlarda göz ardı etmeyin. Oldukça önemli. Atamalarla ilgili bilgi verebilir misiniz diye sormuşsunuz. Atamalar oldukça çok fazla. Mesela benim mezuniyetimi söyleyeyim. Ben 2001 yılında mezun oldum. İşte sonra 2005 yılında doktoraya girdim. 2011 yılında da öğretim üyesi oldum. Bizim zamanımızda yani hiç devlete atama olmazdı. Ama sayımız azdı tabii. Hemen işte muayenehane açabiliyorduk, klinik açabiliyorduk. Üniversitelerde araştırma görevlisi olma olanakları çok daha tabii ki fazlaydı, sayı azdı. Şimdi de ama Diş Hekimliği Fakültesi sayıları arttı. Sizin sayınız da artıyor fakat olanaklar istatistik olarak aynı kalıyor. Bir de kamuya sürekli olarak diş hekimi alımı var.
Çok rahatlıkla özellikle mesela diyelim ki batıdaki tercihleri tabii ki çok daha fazla kişi yapıyor ama doğuya mesela ilk tercihlerde doğuya atanarak ve sonra orada mesleki işte kariyer puanlarını artırarak sonrasında da eğer batıya gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Ama doğuda da tabii ki kalınabilir, taşrada da kalınabilir. Çok güzide şehirlerimiz var. Orada yaşanabilir tabii ki arkadaşlar. Onun için atamayla ilgili hiç çekinceniz olmasın. İlk yıl atanamazsanız da 3 yıl içinde kesinlikle atanıyor öğrencilerimiz. Ve bu arada da işsiz kalmıyorsunuz. Bununla birlikte uzmanlık sınavı var. Uzmanlık sınavına çalışıyoruz. Bununla birlikte doktora yapma imkanı var. Bütün bunların dışında yurt dışı olanakları çok fazla. Akademisyenlik ihtimali var. Doktora dediğim gibi. Onun için her zaman bizim olanaklarımız çok yüksek. Kesinlikle bu, yani bir altın bilezik terimi varsa bu diş hekimliği için gerçek. Gerçekleşiyor. Onun için gönül rahatlığıyla yani çok rahat iş bulabileceğimizi tekrar vurgulayabilirim. Ayrıca aslında bir şey daha eklemek istiyorum. Akademisyen olup araştırma alanlarına da dahil olmak çok da aslında yine bakir bir alan. Neden? Çünkü bu medikal alan, işte diş hekimliği malzemeleri özellikle, genellikle bizim %95-96 oranında hep yurt dışından aldığımız ürünler. Kendi üretimlerimize de başladığımız materyaller var ama daha yolun çok başındayız. Bunların gelişimini yapabilmek, işte diyelim ki araştırmacı olduğunuzda bu alanda, bunların gelişimini ne katkıda bulunmak, bu araştırmaları yapmak da bu alan çok bakir çünkü. Bu alana da dahil olabilir ve bu alanda da ilerleyebilirsiniz. Bu da araştırma olanakları da çok yüksek olduğu için bu alanlarda, çeşitli firmalarda bu alanlarda çalışan arkadaşlarımız var. Diş hekimi olup da. Bu da bir tabii ki alternatif sizin için. Başka sorular da alabilirim. Sanırım burada bir cevap, ya bu soru için cevabım yeterliydi diye düşünüyorum ama yine tabii ki sohbet baloncuğuna ekstra sorular yazarsanız da cevap verebilirim. Sosyal olanaklardan da bahsedelim. Üniversitemizin oldukça fazla kulüpleri var biliyorsunuz. Ayrıca bizim de hem ağız diş sağlığı kulübümüz hem de psikodental diye iki tane kulübümüz var. Bu iki kulüpte çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımız bayağı sosyal aktivitelerimiz var. Bunun dışında bir dergi çıkarıyoruz Katüdent diye. Bu da bir hem kültür hem eğlence dergisi. Tamamen öğrencilerimiz çıkarıyor. Bu Katüdent. Bunda da bu tarz faaliyetlerimiz oluyor. Bunun dışında üniversitenin çeşitli spor faaliyetleri var. Yurt imkanları Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin oldukça geniş. Ve de çok yeni ve odalar çok konforlu. Bunu söyleyebilirim. Arkadaşlarınıza da tanıdıklarınız varsa sorabilirsiniz. Kampüsümüzü ziyaret etmenizi isterim. Bence oldukça Türkiye'de çok iddialıyız kampüs açısından. Çok yeşillikler içinde, doğal, denize nazır ve içinde havaalanı olan bir kampüs. Boğaziçi ile yarışabiliriz yani aslında bu açıdan. Özellikle böyle bahar ve işte ilkbahar ve sonbahar renklerini de çok seven arkadaşlarınız vardır. Fotoğrafçılıkla uğraşanlar için müthiş manzaralar yakalayabileceğiniz oldukça güzel bir kampüsümüz var. Hem şehir hem kampüs bizi gerçekten mutlu eden ve hep tavsiye edebileceğimiz alanlarımız, pozitif alanlarımız, güçlü yanlarımız.
Ayrıca araştırma üniversitesi olmamız, 20 tane Türkiye'de biliyorsunuz araştırma üniversitesi var ve biz de bunlardan biriyiz. Ve bu da çok güçlü bir yanımız üniversite olarak. Çok büyük avantajlar sağlamaya başladı bize bu alanda. Hem çeşitli işte maddi açıdan hem kadro açısından avantajlarımızı görüyoruz ve yavaş yavaş bunlar da devreye girmeye başlıyor. Onun dışında yine YÖK'ün akredite ettiği üniversitelerden biriyiz. YÖKAK tarafından akredite edildik üniversite. 5 yıllık akreditasyon ve tam akreditasyon aldık. Bu da çok önemli bir özellik. Bunu da araştırabilir ve görebilirsiniz web sitemizde. Bunların dışında dediğim gibi eski bir üniversiteyiz, köklü bir üniversiteyiz. İstanbul ve Ankara'dan sonra açılan ilk üniversite biliyorsunuz. Onun için eski köklü olması, çeşitli bu üniversiteye yatırım yapıyor olması, üniversiteyle halkın artık bir arada olması ve projeler, araştırmalar, özellikle yeni rektörümüzle birlikte bu projeler ve Ar-Ge'ye yönelik yatırımlarıyla birlikte oldukça şehirle de işte şehirde bulunan çeşitli firmalara yönelik de çalışmaların artırılması, Teknokent'in hizmetinin olması oldukça bizim sevindiren ve güçlü yanlarımız bunlar. Bunlardan da bahsetmek istedim. Evet, Zafer Hocama teşekkür ediyorum bilgilendirme için. Bunların dışında anlatacağım diş hekimliği ile ilgili sosyal yönden sizi geliştiriyor ayrıca. Nasıl diyeceksiniz? Bir kere dördüncü yıldan itibaren kliniğe çıkıyorsunuz. Ve klinik aslında 3'ün ikinci döneminde gözlem yapmaya başlıyoruz. Kliniklere alıyoruz sizi. Ve gözlem yapıyorsunuz. İşte hem stajyer olan üst sınıftaki abileriniz, ablalarınızı izliyorsunuz. Hem asistanlar, araştırma görevlileri, hem hocalarınızı gözlemliyorsunuz. Neler yapılıyor? Hastalar nasıl karşılanıyor? Hangi tedaviler ne durumda, nasıl yapılıyor? Hangi malzemeler hastada nasıl kullanılıyor? Hastaya nasıl yaklaşılıyor? Bunları görüyorsunuz. Ve sonraki dönemde de 4. sınıftan itibaren de kliniğe çıkıyoruz. Ve klinikte hastayla nasıl iletişim kurulur? Zaten önce bizim önceki yıllarda size verdiğimiz iletişim derslerimiz de var. Bu dersler de buna yönelik oluyor. Ve hastayla iletişimi kurmaya başlıyorsunuz. Tabii ki burada hem daha güvenilir oluyor. Neden? Alıştırma açısından. Çünkü hem yanınızda araştırma görevlisi hem hocalarınız var. Ve onları yapacağınız herhangi bir yanlış çok önemli değil. Neden? Çünkü bunun düzeltilebilme oranı çok yüksek burada. Fakat tabii ki bundan kaçınmak gerekiyor. Bir komplikasyonla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiğini görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Bir işte diyelim ki bir yanlış davranış gerçekleştirdiğinizde doğrusunun nasıl olduğunu, ne yapmanız gerektiğini görüyorsunuz. Hastalarla iletişime geçiyorsunuz. İnsanlarla iletişime geçmek zorundasınız. Özellikle diyelim ki protez stajlarında protez yapacaksanız ne yapıyoruz? Geriatrikle insanlarla yani geriatrik hastalarla 65 yaş üstü insanlarla temasa geçiyorsunuz. Onlarla nasıl işte iletişim kurmanız gerektiğini görüyorsunuz. Çocuk diş hekimliği stajlarınız var. Çocuklarla nasıl iletişim kurmanız gerektiğini görüyorsunuz. Çocukların nasıl tedavi edilmesi gerektiğini, nasıl yaklaşılması gerektiği, onları nasıl ikna etmeniz gerektiğini görüyorsunuz. Dediğim gibi 65 yaş üstü hastalarımız ve çocuk hastalarımıza nasıl yaklaşacağınızı staj hayatınızda görüp yaklaşımınızı gerçekleştiriyorsunuz. Burada kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Buna yönelik hem teorik dersler alıyorsunuz, sonra pratiğe uyguladığınızda da eğitim sistemimiz istediğimiz şekle dönüşüyor.
siz de istediğiniz bir hekime evrilmeye başlıyorsunuz. Olması gerektiği gibi. Bunlar sosyal hayatınızda da etkili oluyor tabii ki. Bununla birlikte bir staj grubunuz var ve bu 10-12 kişilik bir staj grubunda çalışıyorsunuz. Sınıftan daha küçük işte şey ayrılıyorsunuz, öbeklere ayrılıyorsunuz ve burada birbirinize yardım etmeniz gerekiyor, birbirinizle iletişim kurmanız lazım, birbirinize yardım etmeniz, birbirinize destek olmanız gerekiyor. Biliyorsunuz siz bizden biraz daha farklı bir jenerasyonsunuz aslında ve iletişim yollarınız biraz daha kapanıyor. Neden? Çünkü daha çok işte elektroniğe yatkınsınız. Evet, daha zekisiniz ama daha az sosyalsiniz. Bu az sosyallik de bizim mesleğimizde olmaması gereken bir şey. Çünkü insanla iletişim kuramazsanız, yaptığınız müthiş tedavi yapıyorsanız ve iletişiminiz yoksa hasta ya bu durumu aksettiremedikten sonra hiçbir anlamı olmuyor maalesef. Bu nedenle iletişiminiz de gelişmiş oluyor, sosyal iletişim. Bu çok büyük avantaj. Buradan hiç çekinmeyelim. Bir soru geldi, evet. El becerisi ne kadar gerekli? Şöyle, eğer diyelim ki, hep şu örneği veriyoruz biz. Bazı insanlar doğuştan yetenekli ya da çocukken işte tam böyle anaokulu ya da kreş seviyesinde el maharetlerini geliştirici faaliyetlerde bulunduysa bu yaşlara geldiğinde daha kabiliyetli oluyor. El göz koordinasyonu daha becerikli oluyor. Burada bu kişiler diyelim ki bizim yaptırdığımız manipülasyonları, bizim yaptırdığımız morfolojik eğitimleri, yani bizim yaptırdığımız modelleri bir ya da iki kere de, bazen üç kere de yapıyor. Bu onun için bir avantaj aslında. Ama bazı kişiler de diyelim ki 5 kere de yapıyor. Bazı kişiler 10 kere de yapıyor. Burada el becerisi tabii ki önemli. Fakat el becerisiyle birlikte sabır varsa eğer, sabredebiliyorsan bu meslek yapılabilir bir meslek. Çünkü neden? Yaptıkça meleke diye bir kavram var biliyorsunuz. El melekeleri, yetenek gelişiyor. Ne kadar çok yaparsanız da o kadar çok gelişiyor. Burada tabii ki işte diyelim ki telafiler oluyor, ödevler oluyor, evde ödevler oluyor. Bunları defalarca ne kadar çok yaparsanız bu yaşta da, yani bu 17, 18, 19 yaşlarda da başlıyor gelişmeye arkadaşlar. Burada moraliniz bozulmayacak. İşte arkadaşım iki kere de yapıyor, sonra dinleniyor ya da işte teorik çalışıyor ama ben işte 5 kere de yapıyorum, 10 kere de yapıyorum. Burada moraliniz bozulmayacak. Sabır edebilecekseniz eğer el becerisi vasat olanlar için de sorun yok. Ama tabii ki yani çok kötü el becerisi, hiçbir şey yapamıyorum ama bunu senin değerlendirmemen lazım tabii ki. Bunu ölçecek bazı yöntemler var. O ölçeklerde çok çok kötü çıkıyorsa tavsiyen biraz daha düşüyor tabii ki. Ama onun dışında vasattan itibaren kendini tabii ki sabredebiliyorsan defalarca yaparak kendini geliştiriyorsun. Ve sonrasında 3 yılın sonunda bu kişilerin aslında hastayla temas ettiğinde, yani hastayla iletişim kurduklarında ve sonrasında da hastayı tedaviye başladıklarında aslında daha iyi tedaviler yaptığını görüyoruz. Yetenekli olan kişiler çünkü işte daha az bu sefer manipülasyon yapıyor. Ben nasıl olsa iyiyim, nasıl olsa yapabiliyorum diyor ve daha az kendini geliştirip hastaya ulaştığında, bunların hastayla karşılaştıklarında bazı hayal kırıklıkları oluyor. Bunları toparlamaya çalışıyoruz tabii ki. Ama sürekli olarak yavaş yavaş kendini geliştiren kişiler hastayla karşılaştığında daha iyi tedaviler yapabiliyorlar. Onun için sabretmek ve vasat el becerisi şu an için yeterli. Görünüyor yani şu an için. Bizim aldığımız geriye dönük verilerde, işte çıktılarımız olan mezunlarımızda bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Durum böyle. El becerisi için bunları söyleyebilirim.
İletişim önemli demiştik. İletişimimizi geliştiriyoruz. İster istemez hem arkadaşlarınızla hem o grup dediğimiz staj grubuyla hastalarla iletişim kurmak çok daha önemli. Özellikle iletişimde Trabzon'u çok tavsiye ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Trabzon'da insanlarla iletişim kurmak daha zevkli. Daha zor ama daha zevkli aslında. İletişim kurduktan sonra da çok güzel anılarınız oluyor. Çok güzel birikimleriniz oluyor. İletişimi sağlıyorsunuz. Çünkü yollar arıyorsunuz. Zor olduğu için çeşitli kanallara girmeniz gerekiyor. Ve eğer iletişimi sağlarsanız da dediğim gibi burada iletişim eğitimi aldıktan sonra, hastalarla iletişim eğitimi aldıktan sonra Türkiye'nin her yerinde hemen hemen iletişime geçebilirsiniz bütün hastalarla. Böyle de bir avantajı var aslında. Bu da güçlü yanlarımızdan biri arkadaşlar. Evet hocam, hasta sayısı tabii ki eğer hatırlatmanız için teşekkür ederim. Hasta bulma, mesela diyelim ki staj dönem 4 ve dönem 5'teki stajlarda hasta bulmak açısından hiçbir zafiyetiniz olmuyor. Dezavantajınız yok. Neden? Çünkü çok hastamız var. Ve buranın bir eğitim kurumu olduğunu kabul ede de tedavilerini yaptırmayı kabul eden çok hastamız var. Evet hocam, aynen. Özellikle işte bu batıdaki eski üniversitelerde, işte diyelim ki fakültelerde diyelim, bizimki de üniversite ama fakültemiz de nispeten de aynı. İşte diyelim ki Ankara'dakilerde, İstanbul'dakilerde, Ege'de, bu tarz üniversitelerde bir kere stajınızı yetiştirmek için hasta aramanız gerekiyor. Hasta bulmanız gerekiyor. Hem artık sayı çok fazla, çok fazla fakülte var. Özellikle mesela protez stajlarında protez belli barajlarınız var. Bu barajları yetiştirmeniz gerekiyor. Ve o barajları yetiştirebilmek için de hasta bulmanız gerekiyor. Bu hastayı bulmakta çok zorlanıyorsunuz. Büyük üniversite, şöyle söyleyeyim, daha doğrusu eski diş hekimliği fakültelerisi olan Ankara'da, İstanbul'da olduğu gibi bu üniversitelerdeki diş hekimliği fakültelerinde. Bizde ise bu şu an için mümkün. Tamamen hastalarımızı rahatlıkla bulabiliyoruz. Eğitimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Hastalarımız da bunu kabul ediyorlar. Bu da güçlü yanlarımızdan biri. Video hocamın da hatırlattığı gibi. Bunların dışında söyleyebileceğimiz bu da avantajlardan biri. İletişimden bahsettik. Avantajlarımızdan hocam, bahsettik. Hocam dilerseniz sizi biraz dinlendirelim. Bir diş hekimliği fakültesinin bir tanıtımı var sizin videonuz. Onu paylaşalım. Olur hocam. Ve hem video olarak da bir görmüş olsunlar. Ekranı ben paylaşıyorum.
I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Hocama son sözü verelim. Toparlama soru cevap şeklinde de tekrardan alabilirim. Teşekkür ederim. Evet değerli katılımcılar. Bugün sizlere bir yol çizmeye çalıştık. Bu Karadeniz Teknik Üniversitesi tanıtım ve tercih günleri kapsamında bu aslında formasyonu düzenleyen başta Hülya Hocam ve diğer hocalarıma da teşekkür ediyorum. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Şimdi her şey çok daha güzel bence. Aslında çok şanslı öğrencilerimiz. Biz böyle biraz kulaktan dolma, işte kulaktan duyma diyelim. O şekilde tercihlerimizi yapıyorduk. Bizim zamanımızda böyle bir de değildi yani. Önce tercih yapıp sonra puanımız açıklanıyordu. Böyle tuhaf şeyler vardı. Aslında şimdi her şey çok daha düzenli ve daha güzel diye düşünüyorum. Tabii ki eksik durumlar var. Bu eğitimler, bu tarz bilgilendirmeler gerçekten çok şanslısınız diye düşünüyorum. Ve araştırabiliyorsunuz, bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Şu an için internet böyle derya deniz, istediğiniz gibi bütün fakülteleri araştırabilir, arayıp sorabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi, sadece bizim için değil, bütün meslekler için aklınıza takılan her şeyi sorabiliyorsunuz. Bilgi alabiliyorsunuz. Sadece biraz işte sosyallik, biraz cesaret, biraz iletişim, beceriniz olduğu sürece ileride karşılaşabileceğiniz çok büyük problemler, handikaplar, onlardan kesinlikle şimdiden önlem almış olursunuz. Aileleriniz için de bu durum aslında çok önemli. Bizim çocuklarımız da var. Biz de tabii ki bundan aslında memnuniyet duyuyoruz. Bu tarz gelişmeler her zaman daha doğru yola ulaşmayı sağlar arkadaşlar. Bu da dediğimiz gibi çok büyük şans sizin için. Bunu kullanın. Bu tarz önümüzdeki günlerde de birçok eğitim olacak. Daha doğrusu eğitim demeyelim de bilgilendirme olacak. Bunlara da katılmanızı ve aklınızda olan ve aklınızda böyle karşılaştığınız, aklınızda kalan böyle nasıl derler küçük noktaları, hani şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya, böyle küçük o ayrıntıları da değerlendirerek kararınızı vermenizi ve mutlu olacağınız bir mesleği seçmenizi hep tavsiye ediyorum. Öncelikle mutlu olacağınız bir meslek ve mutlu olacağınız bir şehirde tabii olursa, ikisi beraber olursa tabii ki ne derler, kaymaklı kadayıf gerçekten güzel olur. Temennim tabii ki hep gönlünüzde olan ve sizin için en uygunu, en hayırlısı olanı gerçekleştirmeniz ve tercih etmeniz. Ve tercih sonrası da başarılı bir şekilde bunu tamamlamanız. Mümkün olduğunca sağduyunuza kulak verin.
Ve bunun için de donelerinizi sağlamış olun. Bu tarz bilgilendirmelere katılarak bunu sağlamış oluyorsunuz. Tekrar ediyorum. Herhangi bir sorunuz olursa size verdiğimiz bu numaralardan ya da web sitesine girip direkt olarak yazdığınızda da rahatlıkla bu numaraları arayarak hem bana hem fakülte sekreterimize aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Biz hiç çekinmeden size yardımcı oluruz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sürçülisan ettikse affedin lütfen. Ben de teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa son soruları alabilirim. Hala dinlerim sizi. Her zaman dinlerim. Yani buradaki süremiz bitiyor diye sorun hiçbir zaman etmiyoruz. Mümkün olduğunca yardımcı olmak isteriz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Benim sorularınız varsa sorularınızı, son sorularınızı alabilirim. Tekrar beklerken yine tavsiye edeyim, bunu bir işte abiniz olarak görüp dinleyin beni ve mutlaka bu eğitimlere, bu bilgilendirmelere hepsine katılın. Mümkünse istediğiniz işte fakülteyi gidip gezip görün önceden. Aklınıza takılan her şeyi sorun ama hiç çekinmeyin, asla yani çekinmeyin. Çünkü dediğim gibi ileride karşılaşacağınız ve çözemeyeceğiniz zaman olmasındansa bugünden daha erken bir şekilde karar vermenizde etkili olacak sorunları ortadan kaldırın. Sanırım soru yok. Benim söyleyeceklerim tekrar edecek olursam bunlar. Tekrar tüm öğrencilere, tüm adaylara başarılar diliyorum. Ve sizi aramızda görmekten her zaman mutluluk duyduk. Yine mutlu olacağız. Sizleri bu aileye bekliyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar beni dinlediğiniz için. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Eminim gençler için faydalı bir tanıtım olmuştur. Umarım okula geldiklerinde de bu sohbeti unutmadan yıllarını geçirirler. Umarım hocam. Saygılar sunuyoruz. Saygı bizden hocam. Teşekkür ediyoruz Davut hocam tekrardan verdiğiniz değerli bilgilere. Muhtemelen öğrencilerimiz bu aldıkları bilgiden sonra ciddi anlamda diş hekimliği fakültesine doğru bir tercihe doğru kayacaklardır. Bekleriz her zaman inşallah. Anlatımınıza sağlık hocam. Arkadaşlarımız verdiğiniz bilgiler doğrultusunda sizi gelip ziyaret edip de bilgi de alabilirler. Onun haricinde adreslerimiz de var diş hekimliği fakültesinin. Burada onlara seve seve memnuniyetle destek sağlarız. Tercih haftası döneminde de buralardayız. Bunu da arkadaşlarımız buralarda olan bilsinler lütfen. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz katılımcı arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, Davut hocamıza da tekrar teşekkürlerimi sunarız. Saat 1'de Deniz Bilimleri Fakültesi programında o halde görüşmek üzere dileyelim.